sönmede niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucun için öpsen boynumu bükürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al seni olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarım, sol yanıma al iki yarım. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Yârim. Serra Yıldırım. Söylediğimi duydun mu? Duydum. Ben hayatım boyunca ilk defa birine seni seviyorum dedim. Sen bir şey demeyecek misin? Yanında olmam yeterli bir cevap değil mi? Ne kadar çok yara izin var. Öyle kolay kurtulunmuyor Serra Hanım. Gece... Selim yine mi aynı konu gerçekten? Bu kendini önemseme hali mi? O ne demek Serra, ben anlamadım. Yani... Evet, ilk erkek arkadaşım sensin. Ve ben ilklerimi seninle yaşadım. Ama zaten ben hayatımdaki her şeyin... istediğim zaman... istediğim kişiyle... istediğim şekilde olmasını hayal ederdim. Ve öyle de oldum. Yani senin için anlamsız ve sıradan bir gece miydi? Selim, sıradan mı dedim ben? Serra, bana teslim olmak bu kadar mı zor? Ne olur sanki seni seviyorum desen. Dün gece benim için çok özeldi desen ne olur? Onu buraya nasıl geldi gerçekten? Ben bazen seni hiç anlamıyorum. Hayatımdaki herkesin
sana senin istediğin şekilde davranmasını bekliyorsun. İlgi göstermesini. Senin beklentilerin yüksek. Senin istemediğin şekilde davranılınca sinirleniyorsun. Ve bu beni korkutuyor. Dün geceden beri zır zır arıyorsun baba ya. Ne var? Ya acı istersen. Babaannen de kaç kez aradı, geri dönmedin. Önemli bir şeydir belki. Efendim baba. Selim. Neredesin sen ya? Dün geceden beri hepimiz ölüyoruz meraktan. Sana da günaydın babacığım. Ya başlatma şimdi günaydınla falan. Ya abartma, tamam sakin konuş. Ya ne abartması ya? Hadi benim aramalarıma cevap vermiyorsun. Babaannenin telefonuna niye bakmıyorsun ya? Kadıncağız ölecekti meraktan. Zaten kalp hastası. Sen ne zaman sevdiklerine değer vereceksin? Onların sorumluluklarını taşımayı öğreneceksin ya. Selim. Yeter be. Sen beni etmekten ne zevk alıyorsun? Ha? Bir de karşıma geçmiş sevdiklerimin sorumluluğu masalını anlatıyorsun. Duyan da seni bu konuda uzman sanır. Ne oldu? O yere güve sığdıramadığın Asena Hazretleri elinde patlayınca hırsını benden mi çıkarmaya karar verdin? Doğru konuş. Ya neredesin sen? Bebekte değilmişsin. Size ne? Size nerede olduğumun hesabını mı vereceğim? Selim. Abantayım. Abanta mı? Ne işin var senin orada ya? Kiminle oraya gittin? Serra'ylayım, oldu mu? Serra'yla mı? Sen bize yaptığın gibi kıza da asabi davranırsan ilk günden gerçek yüzünü görür. Koşarak kaçar yanından. Baba. Yalan mı? Sen nasıl bir ilişkinin sorumluluğunu taşıyacaksın? Boyundan büyük işlere girip kızın canını yakarsan. O zaman görürsün gününü. Yeter! Çocuk azarlar gibi! Sırf sana seni seviyorum demedi diye öfkelendin. Sana kendini önemsiz hissettirdi diye kudurdun. Başkaları Serra'nın canını yakarsın dedi diye korktun. Ne zaman evde bir şey olsa, sevdiğin bir canını yaksa sen de gidip kendi canını yakıyorsun. Bu bildiğin psikolojik bir hastalığa doğru gidiyor. Ben de klinik bakarım zaten. Bakayım. Serra bırak, tamam. Bırak, ben hallederim. Ya Selim, neden anlatmıyorsun? Ne oldu? Serra uzatma, gelme üstüme. Selim, gerçekten çok merak ediyorum. Dur. Of, çok korkuyorum. Dur. Dur, şunu serelim de halılar kan olmasın. Sen de elini şöyle tut. Halılar kan olmasın mı dedin? Evet. Selim, banyodan itibaren yerler berbat oldu zaten. Bak, bizim bunu hemen bir doktora göstermemiz lazım. Dikiş atılması gerekiyor mu onu bile bilmiyoruz. Çıkmadan da görevliyi çağıralım da temizlesinler odayı bari. Selim, niye öyle bakıyorsun? Hiç canın yanıyor mu? Acıyor mu diye sormadın. Babanla kavga ettin, ona mı sinirlendin? Boş ver, ben yanındayım demedin. Derdin yere dökülen kan ve etrafın kirlenmesi.
Bütün derdim bu, farkında mısın? Ay saçmalıyorsun ama şu an. Yok artık. Senin... Senin bu aşırı mantıklı ve duygusuz hallerin... benim sorgulamama sebep oluyor. Anlamadım. Sorgulamana mı? Yok. Yok, doğru kelime sorgulamak değil. Bu katılığın... duygusuzluğun... benim canımı acıtıyor. Bana aynı babamlar gibi davranıyorsun. Saçmalama. Ben hayatımda... sevgisini gösteremeyen birini daha istemiyorum sen. Serra, keşke bu kadar kötü olmasa. Karşındakine sevdiğimi gösterebilsen keşke. Abinin ölümü, babanın çekip gitmesi bu hale getirdi seni. Kaybetmekten korktuğun için sevmeyi unuttun canım kızım. Ayrıldınız yani, öyle mi? Yani ayrıldık gibi bir şey, evet. Serra'nın aynı babamlara benzeyen duygusuz, sevgisiz, beni eleştiren taraflarını gördükçe gitgide ona karşıya bilenecektim. Önce kendimi, sonra da etrafımdakileri yakıp yıkacaktım. O da benim bu halimi görünce önce tedirgin olup korkacaktı. Sonra belki de nefret edecekti benden. Sen de yol yakınken döneyim dedin. Selim'cim, şu söylediklerinin hepsi varsayımdan başka bir şey değil, farkında değil misin? Yani en tehlikeli şeydir varsayımlarla hareket etmek. Onları oluşturan şey ne biliyor musun? Senin biriktirdiğin korkuların. Ama anlıyorum seni. Üstelik hak da veriyorum. Çünkü öyle bir ergenlik geçirdin ki. Ya Edil, varsayım varsayım. Serra çok katı ve aşırı mantıklı. Ben ise tam tersi. Zaten babam da diyor ben Serra'yı üzermişim falan. Ona göre o benim gerçek yüzümü öğrendiği zaman benden korkup kaçarmış. Hani İhsan, ne zaman ilişki gurusu olmuş da bizim haberimiz yok, Allah Allah. Neyse boş ver. Sen bak, bu babanın söylediklerine sakın takılma, olur mu? Bu ilişkinin yürüyüp yürümeyeceğini sen ve Serra'dan başka kimse bilemez. Ayrıca Serra çok düzgün bir kızdır. Onun da başından bir sürü talihsiz olay geçti. Aynı senin gibi ergenlikte hayatı alt üst oldu. Sen nereden biliyorsun? Tabii sana söylememiştir. Nilgün, annesi benim çok eski dostumdur. Anne kız çok büyük badireler atlattılar. Serra'nın abisi intihar etti. Serra daha çocuktu. Abisinin ölüsünü küvetin içinde gördü. Sonra da o beş para etmez babası bütün piyasayı dolandırdı. Karısını ve kızını tek başına bırakıp yurt dışına kaçtı gitti. Serhan'ın babası hayatta ölmedi yani.
Ölmedi canım, hayatta. Serra öldü diyor herkese. Öyle diyormuş, bana da Nilgün söyledi. Adam kızın canını nasıl yaktıysa zihninde öldürmüş adamı kız. Ama İdil, ben Serra'ya babasının yaşattığı şeyi yaşatmak istemiyorum. Kendimi o duruma düşürmek istemiyorum. Ya, abartma Selim, abartma. Birini isteyerek üzmekle istemeden canını yakmak arasında çok büyük bir fark var. Ayrıca senin ne alakan var Erkan'la? Yani at şu düşünceleri kafanda. Yani siz de bula bula birbirinizi mi buldunuz be oğlum? Yani birbirinizin yaralarını iyileştireceğinizi kaşıyıp kaşıyıp kanatıyorsunuz. Ne yapacağım ben Edil? Neyse ya, senin de başını şişirdim. Saçmalama. Ben izninle kalkayım. Bir şey diyor musun? Hadi git dinlen. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sevmeyi bilmiyorum ne demek, saçmalama. Öyle ama. Bu yaşıma kadar niye erkek arkadaşım olmadı zannediyorsun? Tamam, böyle şeylere ayıracak vaktim yoktu falan ama... Yani hayatıma giren kişi ya beni üzerse, hayal kırıklığına uğratırsa, yalan söyleyip kandırırsa diye bir sürü kuşku, kuruntu. Uy kız, yazık sana. Kıyamam bunu. Kız sen nasıl bu hale geldin? Babam yüzünden. O bizi terk ettiğinde çok küçüktüm ben. Hadi be. Hiç de öyle doğru düzgün bahsetmiyorsun ki babandan. Bilmiyorum bir şey ben de. Bütün erkeklerin yalan söyleyip üzeceği... sonra da çekip gideceği düşüncesiyle büyüdüm ben. Sonucu da karşında oturuyor işte. Duygusuz Serra. Düşündükçe... Selim'e hak veriyorum zaten. Açık açık da söyledi. Ne dedi? Hayatımda sevgisini göstermeyi bilmeyen birini daha istemiyorum dedi. Ay kız, ona da yazık be. Lafa bak, kıyamam. O da çok çekmiş evde. Ailesinden belli. Ne olacak şimdi peki? Öyle kolayca vaz mı geçeceksiniz birbirinizden? Bilmem. Bak bana. Sen hiç bu çocuğa böyle seni seviyorum falan filan böyle bir şeyler söyledin mi? Ay ciddi misin Serra? Heh, iyi halt ettin, aferin sana. Bravo. Allah Allah. Ya seni seviyorum demedim belki ama... Pınar, ilklerimi onunla yaşadım, yetmez mi? Bundan daha büyük seni seviyorum var mı? Bir şeyi anlatmak için illa kelimeleri mi dökmek lazım? Orası da doğru tabii. Sen de haklısın şimdi. Aslında bakma, iyi oldu belki de. Niye kız? Zaten annem de Amerika'ya gitmemi istiyor eğitim için. Kolaylaştırmış olduk. Ha. Oo. Rahatladım. Tek taşımı kendim alırım. Kimseyi de kafama takmam, Amerika'lara giderim diyorsun, öyle mi? İyiymiş be. Alo. Heh. Selim Hazretleri nihayet ortaya çıktı. Baba gelmiyor üstüne. Ya babanım ben senin ya. Merak etmek de mi suç oldu? Seninki merak etmek olmuyor. Seninki hayatıma müdahale etmek oluyor. Hem böyle yapınca ne geçiyor eline senin? Oğlum ben sana yaranamıyorum ya. İlgilenmesem kızıyorsun. İlgilendiğimde de sıkılıyorsun. Baba, ne olur bu aralar beni kendi halime bırak.
Sen erkek kardeşiyle birlikte ufak çaplı bir hırsızlık çetesi kuran o üçkağıtçı karınla ilgili. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Nasıl geçti Abant, merak ediyorum. Akşam gelir gelmez girdiniz Pınar'la odaya, fısır fısır konuşup durdunuz. Ne olmuş ki? Pınar da memnun değil yoksa oteldeki işinden? Yani onun gibi bir şey. Ne yapayım? O haldeyken dur ben bir anneme Abant'ı anlatıp geleyim diyemedim. Bugün de işteki ilk günün. Güzel geçer. Memnun kalırsın inşallah. İnşallah. Serra, ne zaman alacaksın maaşını? Ay sonudur herhalde. Niye sordun? Hiç. Hiç. Niye soracağım merak ettim. Yok. Merak etme soruşu değil bu, anlarım ben. Ne oldu anlat bakayım. Bu benim terzilik işi için hani Binnaz para koymuştu ya. Nakde sıkışmış. Parasını geri istiyor deme lütfen. Yok yok, sıkıştırma öyle, hemen verin demiyor da. Serra maaşını alsın öderiz dedi. Desene. İlk maaşımız daha alamadan elimizden gitti. Tamam. Tamam hallederiz bir şekilde. Hadi ben çıkıyorum, görüşürüz. Bol şans canım. Teşekkür ederim. Bunca sıkıntının içinde mantıklı olmayıp, katı durmayıp ne yapayım ben? Ya ne demek kovuldun işe gelme? Telefonun içten adam çıkarıldı, nerede görülmüş ya? Alo, alo. Ya. Ne oldu? Ne olacak, işten kovulmuşum. Niye? Hakkımda şikayet varmış. Aa, o nereden çıktı canım? Sen sütten çıkma bir ak kaşıksındır normalde. Ya dalga geçme be. Ya beni işe koskoca Selim Kutlusay soktu. E beni atamazlar ki. Versene şu numarasını, arayıp haber vereceğim. Sakın Nazlım. Aklından bile geçirme. Git kendine yeni bir iş bul. Selim'i de unut. Ot. İyi olan kazansın. Yavaş, kontrollü. Kontrollü. Evet, çok iyi Burak. Bravo. Evet, çok iyi. Kontrollü. Bravo Burak. Çok iyi senin, bravo. Evet, evet, bravo. Dur, dur, hop, dur. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Profesyonel maç yapmaya karar verdik de benim mi haberim yok? Oğlum manyak mısın lan? Ne yapıyorsun? Pardon. Pardon kardeşim, durduramadım kendimi. Baksana oğlum çocuğun haline. Yani iyi durduramadın, zaten patlatmışsın kaşı da. E tamam Burak, uzatma. Neyi uzatma oğlum ya? Baksana çocuğu ne hale soktun. Dövüş kulübü değil burası. Antrenman sahası ya. Tamam hocam. Özür diledim. Uzatmayın. Ben senin niye sinirlendiğini biliyorum. Sen hırsını benden çıkartıyorsun da. Neyse. Tamam, hadi. Hocam yardım etti. Şu ellerini çıkarayım. Günaydın yavrum. Günaydın anne.
Kahvaltı yemedin, merak ettim seni. Canım istemedi. Selim'den bir haber var mı? İstanbul'a dönmüş mü? Dönmüş. Bebekteymiş. İnşallah. Telefonlarımıza cevap vermedi diye azarlamamışsındır çocuğu. Biliyorum evladım. Senin işin de çok zor. Her şey üst üste geldi. Ama insanların çocuğunu yönetmesi ipte cambazlık yapmak gibi bir şey. Hele Selim gibi bir oğlum varsa. Öyle. Ama ona da hak vermek lazım. Yani hiç haz etmediği bir üvey anneden bir kardeş bekliyor olması onun için çok zor. O münasebetsizden bir haber var mı? Evine gönderdim babasının yanına. Hala oradadır. Konuşmadım. Konuşmak da istemiyorum. İyi. Yani otele gönderip el alemin ağzına bir ton laf vermektense kendi evine göndermen çok doğru. Doğru yapmışsın oğlum, aferin. Ama bu böyle olmaz. Nasıl olmaz? Kadın karnında senin bebeğini taşırken onu kapının önüne koymak. Bize yakışmaz yavrum. Ne yapayım o zaman? Git al getir kadını buraya. Milletin gözünde haklıyken haksız duruma düşme evladım. Yani hamile karısını evden kovan adam durumuna düşürme kendini. Yok anne, yapamam bunu. Mümkün değil. Yani nasıl tahammül ederiz bilmiyorum. Ama o densiz kadın doğuruncaya kadar bizim evimizde, bizim denetimimiz altında olmalı. Asena o bebeği doğurduktan sonra hayatımızdan defolup gidecek. O bebek de bu evde yanımızda büyüyecek. Şimdi ben Sakıp'ı arıyorum. Gitsin alsın getirsin Asena'yı. Tamam ama bak bu iş Sakıp'la olmaz oğlum. O kadın anasını babasını şahit yazdırıp mahkemelerde olmadık rezillik çıkarabilir. Sen al getir kadın buraya. Ne yani ayağına gidip lütfen Asena eve geri dönmeyeceğim. Hayır yavrum, öyle değil. Yani sen onun ayağına gitmiyorsun. Sana ait olan çocuğa sahip çıkmaya gidiyorsun. Sevgi abla. Ha kızım. Çayım bitti. Ver koyayım. Bir de içine bir dilim limon koyar mısın? Limon koyarım. Yine ne istiyor? Çay istiyor. İçine de limon. Kızım. Ben çıkıyorum. Bir şey istersen ararsın. Baba azıcık yanıma gelsene. Efendim kızım. Sizi de yerinizden ettim ya, kusura bakmayın. Olur. Ben de bir otele gidip rahat etmeyebilirdim yani. Ben de hap kadar odada böyle sıkışıp kaldım ama İhsan Bey Hazretleri böyle emredince daha da kızdırmayayım dedim. Haklı adam. Hamile kadın otel odasında ne işi var? Bence doğru düşünmüş. Ay ne zamandan beri damadının tutar oldun sen baba ya? Tövbe tövbe. Aslan. Sağ ol Sevgi. Burası da amma soğukmuş. Sahi Ali ne yapıyor? Gitti işte kızım. Mutlu Saylar benim hayatımı mahvettikleri yetmiyormuş gibi bir de kardeşimi işinden ettiler. Ali, Selim Kutlusay işten atılmama neden oldu demişti de senin kocanın da mı payı varmış kovulmasında? Ama al dilini vur ötekine. Ne farkı var? Ama bana yaptıklarına pişman edeceğim onları. Sevgi abla bak görürsün.
Önümde diz çökecekler, yalvaracaklar. Gerçi eğrisi doğrusuna geldi sayende. Sen olmasan biz Ali'yi ta yurt dışına gönderemezdik vallahi kızım. İhsan Bey kapıda. Ne? Ha. Al al al. Hemen bunları kaybet, yok et. Sabaha kadar ağladı, hiçbir şey yemedi, çok halsiz falan de, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz İhsan Bey. Merhaba. Buyurun içeri. Yok, geçmeyeyim. Ben seni almaya gelmiştim. Söyleyin hazırlansın. Bekliyorum ben burada. Ha, o şekil yani. Ama Asena yatıyor. Çok kötü. Bir görseniz perişan halde. Siz isterseniz içeri girin, bir böyle hoş beş edin karı koca. Hem bir çayımızı içersiniz. Olur mu? Hadi buyurun. 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 Hakkı bak, Asena'yı almaya gelmiş de İhsan Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun, Asena içeride. Gece ağladım. Gözüme uyku girmedi. Sabaha kadar uyumadım. Uyursun evde. Hadi kalk hazırlan. Eve gidiyoruz. İhsan. Bizi affettin mi? Affettim demedim. Eve gidiyoruz dedim. Yani babaanneciğim, şimdi Asena geri mi dönecek eve? Aa, evet, aynen öyle. Onca olaya, onca bağırış çağırışa rağmen, hele bir de babamın boşanıyorum demesine rağmen mi geri dönecek? Evet, değişen bir şey yok, boşanacaklar gene. Ya ama babaanne... Bak yavrum, kadın doğum yapana kadar burada kalacak. Onun yeri burası. Bak. Beğenelim, beğenmeyelim. İsteyelim, istemeyelim. Bu kadının yeri burası. Çünkü niye? Babanızın çocuğunu taşıyor. Yani sizin de kardeşiniz. Berin Hanım, telefonunuz çalıyor. Ah, teşekkür ederim. İdil arıyor, hayrola? Efendim İdilciğim? Ah, teşekkür ederim canım, iyiyim. Sen nasılsın? Evet. Selim'le ilgili mi görüşmemiz lazım? Tabii canım. Ne zaman istersen. Peki. Hadi. 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 Babacığım. Sizin kızı kocası baba evine postalamış diyordu. Barışıyorlar mı yoksa? Ne küsmesi ayol, nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Oğlan yurt dışına gitti diye bizim moralimiz bozuldu. Asena da geldi, bize moral veriyor yani, ne alakası var? Ha, kesin öyledir. Barıştık değil mi?
Sevgilim, ben seni çok özledim. Ne olur affettim desin. Karnımdaki bebeği inandır. Canım dün geceden beri anormal cheesecake çekiyor. Ekşi kız tatlı oğlan getirir derler. Oğlumuz geliyor sevgilim. Hazır ol. Ya ileride bistro var ya, hani benim tatlılarını çok sevdiğim yer. Oraya gidelim mi? Yani böyle sus pus konuşmadan duracak mıyız cidden? Hem babamın evine kadar apar topar gelip beni alacaksın, hem böyle çocuk gibi benimle konuşmayacak mısın? Bir bebeğimiz olacak sevgilim. Düşünsene. Bebeğimiz olacağını biliyorum Asena. Sırf o yüzden geldim zaten. Ama seni değil, karnındaki bebeği almaya geldim. Bilecik, iyi ki geldik spora. Bayağı salmıştık bu ara, farkındaysan. Yok, ben salmamıştım. Ama yok artık. Ne işi var şimdi bunun burada? Dur. Dur, ben olay gidip gelsin. Öğreneyim mi? Ne işi var acaba? Serra? Yani bir şekilde hayatımızın her noktasına girmeyi beceriyorsun Serracık. Nasıl yapıyorsun bunu? Sen Reşit'e mi çalışmaya başladın yoksa? Evet. Ne diyorsun? Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Müşteri hizmetlerindesin demek. Yazık. Niye yazık? Zordur yani bizleri, yani fresh müşterilerini memnun edebilmek. Zor insanlarız biz. İki günde kaçarsan şaşırmam yani. Kaçmam, kaçmam. Senin kaşına ne oldu? Yaranmış bir şey olmuş, düştün mü? Yok yok, öyle önemli bir şey yok. Selim'le boks esnasında birazcık sert geldi de, o yüzden böyle oldu işte, açıldı birazcık. Aa, Selim mi yaptı gerçekten? Bilerek olmadı ya. Yanlışlıkla oldu yani. Yanlışlıkla oldu. Öyle öfke kriziyle falan alakası yok değil mi? Ne bileyim ben yani. Ay, öfke krizi ne ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya biz lisedeyken öfke kontrol krizi yaşıyordu. Hatta raporu falan var, teşhis konulmuştu öyle. Ne güzel bitmişti çocuğun belası. Yine mi çıktı yani? Ne oldu? Biri mi tetikledi acaba? Niye başa dönüyor şu an? Robotik Serra diyelim bundan sonra. Ne yaptınız? Selam. Selam. Ben girişleri yaptım. Al sen de bu listedekilerin kartlarını hazır et, çıkar. Tamam. Selim Bey. Efendim. Sizin üyelik yenilemesi kredi kartınızdan otomatik olarak yapıldı. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Burak Bey, sizin kredi kartınız yetersiz bakiye olduğu için onay vermedi. Başka kartınız varsa? Başka bir kartım var ama şu an yanımda olmayabilir. Aslında bunun da onay vermesi gerekiyordu. Yani Burak Egemen ve yetersiz kart bakiyesi, ben hiç meç edemedim şu an bunu. Hatası olmuş olabilir. Bugün birkaç kez daha başımıza geldi. Ben bir bakayım, Burak Bey'i haberdar ederim. Sağ ol. Süper kahraman.
Hoş geldin, yok mu bana? Hoş geldin. Baban çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ne de olsa kol kırılır yen içinde. Neticede bir aileyiz. Geldim. Döndüm. Ben sizi yalnız bırakayım. Yok yok. Gitme bir yere. Konuşulanları senin de duymanı istiyorum. Sinek! Herkesin önünde anlat bakalım şu meşhur saat konusunu. Seyra'nın çantasını koyman için. O saati kim verdi sana? Asena Hanım verdi efendim. Hayır, yalan söylüyor. Niye yalan söylüyorsun? İftira bu. Kes sesini. Bu kadar rezalet yeter. Ben sana zamanında bu beş para etmez kadına soyadını verme dememiş miydim? Hatırladın mı? Sevinç. Sevinç derhal paltomla çantamı getir. O şoföre de söyle arabamı hazırlasın. Derhal. Hadi fırla. Lan kızım, beni işten kovdular diye böyle millete sövüp sayacağına ben ne yaptım da beni işten kovdular diye bir düşün bakalım. Ha? Manyak karı. Durduk yere adam kovulduğu nerede görülmüş lan? Kesin var ya sen birinin kuyruğuna basmışsındır ha. Ya o biricik karısının altından çıktı ya da Sansar Zeynep'in. Sansar Zeynep kim lan? Kimse kim, boş ver. Okuldan bir tip tanımazsın. Sen bırak da şu ergen triplerini. Sana söylediğim işi ne yaptın? Sen o işten haber ver. Takip aldık. Takip aldık derken? Yani söylediğin adamı tuttum, Asena'nın peşine taktım demek oldu mu? Aferin koçum. Attığı her adımdan haberimiz olacak. Ona göre. Ya Barbar, bin kere söyledin, anladım. Ayrıca pire dururken niye o herifi ayarladığımızı hala anlamış değilim. Lan kızım, karı akıllı. Eli kolu da uzun, yüzü göstermemek lazım. Vallahi var ya, anında çökeren seni de. İyi peki. Yalnız Barbar, ben çocuğa şey dedim. Ne dedin? Neyse, söylemeyeceğim. Sürpriz olsun, görürsün. Ne geziyor lan bu burada? Ne bileyim ben. Ne habersiniz bakalım? Hayırdır kardeş? Ne oldu da sen bizim fakirhane işlendirdin? Sen yolun düşerse uğra deyince ben de bir uğrayayım dedim. Ha, o arayı bulunca geleyim dedin ha? İyi yapmışsın kardeş. Hoş geldin. Nazlım. Neyse, ben kaçar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır? Kime çaktın yumruğu? Ya, aynaya vurdum ya. Oo, mesele büyük desene. Kime kızdın da çaktın aynaya? Kendime, Serra'ya, babama, herkese kızdım. Ya kardeş, sen de her şeyi kafaya takıyorsun ya. İyi, hadi gel bir çay içelim. Hadi. Yürü. Çay ver lan bize. Ah benim bahtsız evladım.
Desene. Eski defterler yeniden açıldı. Maalesef öyle oldu. Öfke kontrolü konusunda aslında bayağı yol kat etmiştik ama... Aslında çok da büyütülecek bir durum değil. Sadece temkinli olmakta fayda var Berin Hanımcığım. Anlıyorum. Yalnız itiraf ederim ki beni şaşırtan bir şey var. O da Selim'in kendini sana bu kadar yakın bulup... yani problemlerini senden paylaşması. Selim Amerika'ya okumaya geldiğinde ben de orada yaşıyordum hatırlarsanız. Evet. Bir şeye ihtiyacı olduğunda, başı sıkıştığında hep ben oldum yanında. Yani o günlere dayanır aslında bizim aramızdaki yakınlık. Ya bir de ben Selim'i çok severim. Mutlu olmasını isterim. Dün öyle bir anda gelip kız arkadaşıyla ayrıldığını, ayrılma nedenlerini anlatınca... tek başıma çözemeyeceğimi anladım açıkçası. Anlıyorum. Peki, niye ben? Neden bu konuları konuşmak için Selim'in babası İhsan'ı seçmedi? İhsan'ı aramadım çünkü İhsan Selim'in öfke patlamalarının Serra'yı mutsuz edeceğini söylemiş. İhsan mı? Yani açıkçası Selim'e sen sorumsuzsun ve bu ilişkiyi yürütemezsin demiş. Yani çocuğun özgüveni yerle bir olmuş resmen Berin Hanımcığım. Ayrıca geçen gün İhsan gelip Selim'in bu durumlarıyla ilgili bir şeylerden şüphelendiğini anlatmıştı bana. Yani benim anladığım kadarıyla İhsan hem bu çocuk için endişeleniyor hem de onu zorluyor. Ah İhsan ah. Ah İhsan ah. Anlıyorum. Berin Hanımcığım. Bakın, bu durum sağduyuyla, itinayla, anlayışla çözülmeli. Yoksa Selim elimizden kayıp gider. Gerçekten, şakası yok. Serra sana gelip paranı geri istiyormuş derse sakın beni bozma Binnaz. Nakde sıkıştın, kusura bakma filan da kapat konuyu. Yok Nilgün Hanım, bozarmayayım. Hiç kaç kez söyledin, halledeceğim ben. Ben bu tefecik mefecik hikayesini duyarsa mahvolurum. Yok anam yok, merak etme. Anne, Nilgün Hanım. Nazlı. Anne pazardan mı? Muz mu aldın yoksa bana? Ha, zıkkımın kökünü aldım sana. Ye de açılsın zekan. Üf çok komik. Al bakayım şunları Nilgün Hanım'ın elinden. Merdivenleri sen çıkar hadi. Of Nilgün Hanım. Sağ ol çocuğum. Hayırdır, iş güç yok mu Nazlı? Boş günü, değil mi kızım? Yok. İşten kovuldum, ondan boştayım. Ne yaptın? İşten kovuldum, anlamıyordum mu anne? Niye, ne yaptın ki? Ya bu sefer de adamın tekini öldürdüm. Kafenin buzluğunu attım, onu bulmuşlar. Ya anne, şu Serra'nın işe başladığı yerin sahibiyle konuşsan. Ya beni de iş aldırıversen. Ya adı Fresh miydi, Reş miydi? Ya anne, kadın seni her gün arayıp duruyor ya. Bir söyleyiver işte ya. Dinliyorum ki seni. Bir gün seni aramış da ulaşamamış ondan. Sen Nazlı'ma ne bakıyorsun? Akılsız o, bire bin katar. Hadi görüşürüz. Kızım sen niye boş boş konuşuyorsun? Ya ne yapacağım seninle be? Ya ne yaptım yine anne ya? Niye İdil Hanım seni arıyor diyorsun? Kadınla aramı papaz mı yapacaksın? Ya ne alaka? Nilgün'den niye saklıyorsun aradığını ki? Saklıyorum işte. Niye? Öyle lazım geldiği için. Oo, entrikalar benden sorulur diyorsun Binnaz Hanım'a. Hadi öyle olsun. Yürü. Efendim? Nilgün. Böyle aradım ama müsait misin? Müsaitim. Geçen gün çok mahcup oldum seni. Sonrasında da ortalık çok fena karıştı. Özür dilemek için bile arayamadım. Yok, sorun değil. Olur mu öyle şey? Asena'nın fevri çıkışları meşhurdur. Olsun. Öyle olsun bakalım.
Beni pek de önemsemediğini belli etti zaten. Bu arada Serra ile konuştum bugün. Bu tefeciye benim için ödediğim para var ya. Rica ederim bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Ne olur. Olmaz öyle şey. Borç borçtur. Önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Aslında ben seni yarın birlikte bir kahve içelim mi diye aramıştım. Hı? Ne dersin? Kahve mi? İkiniz. Neden? Olamaz mı? Basit bir kahve. Konuşmak istediğim önemli bir konu var. Hadi kırma beni. Ne olur? O zaman yarın ben seni alırım. Gerek yok. Nerede buluşacaksak ben kendim gelirim. Tamam, sen nasıl rahat edersen. O zaman yarın haberleşiriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Serra. Ya şu içerideki kredi kartı konusu için teşekkür ederim. Rica ederim. De ben senin yerinde olsam bir an önce arkadaşlarıma bu durumdan bahsederdim. Ne zamana kadar saklayacaksın ki? Yani evet, söylemem lazım da işte böyle şeyler kolay kolay söylenmiyormuş. Bu arada fresh aidat konusunda da seni uzun süre idare edemem. Farkındasındır herhalde. Farkındayım. Ne yapacaksın bundan sonra? Ne yapacağım? Bundan sonra acilinden bir iş bulmam lazım. Bir de ucuzundan kalacak bir yer. Yani benim bulacağım işler çok sana gelmez herhalde ama... bizim mahallede küçük kiralık bir ev var. Bir bak istersen. Evet, tamam, süper olur. Yani en azından otel odasındansa böyle ufak bir yerde de kalsam daha iyi olur benim için. Hem zaten benim önceki evin eşyaları da depodaydı. Onları oradan alırım. Herhalde babam bu kadarına da laf etmez diye düşünüyorum. Tamam o zaman. Gel benimle. Bir bak, beğenirsen tutarsın. Geleyim, geleyim de. Otobüste mi gideceğiz? Evet. Ha. Ama şey... bende şu basılan şeyden yok. Dıt dıt yapıyor ya kart. Bende var, tamam. Benimkini basarız. Sen. Ama kendine çıkartsan iyi olur. Yani ne kadar daha taksiye bineceksin? Doğru söylüyorsun. Çıkartacağım. Şey, Selim'le barıştınız mı? Bunca derdinin arasında hala bizi düşünebiliyorsun ya. Pes gerçekten. Hem sana anlatmadı mı? Yani anlatmadı. Aslında anlattı ama bir şeyler geveledi. Ne bileyim, ne dedi işte. Kardeşim de bu ilişkide defolu taraf benim tarzında konuştu. Ondan sonra hayat ritmimiz farklı falan dedi. Öyle şeyler söyledi. İnsan kızdığı kişiyi affedebiliyor da... kendisini üzerine affetmekte zorlanıyor işte. Yani o zaman bu durumda... ben seni üzmemiştim, sadece çok kızdırmıştım. Affedildin mi yani? Otobüs dedi. Affedilmiş. Bir akşamüstü sana geldim ben. Gökkuşağı giyip üstüme. Yağmurun ardında bıraktım. Yani anlayacağın ne sevdiğini söyledi, ne de canın acıyor mu diye sordu. Vay arkadaş. Ulan sevip de ayrılmak böyle bir şeymiş ha. Oğlum sen de ne ayrılıyorsun lan hemen sevdiğinden? Ha? Ulan var ya sen de kapı gıcırtısı gibi mımırık bir herif çıktın lan. Ne diyorsun oğlum ya, doğru konuş. Ne diyorsam onu diyorum oğlum. Allah Allah. Yok sevdiğini söylememiş de, yok canın yandı mı diye sormamış da.
Oğlum sen Serra'nın hayatını günlük gülistanlıkla ele alıyorsun, bir şey mi zannediyorsun lan? Yok. Hiç öyle zannetmiyorum. Biliyorum bir sürü sorumluluğu var. Yani gayet hakimim hayat temposuna. Gayet hakimim hayat temposuna. Bak bak bak, laflara bak bak. Bu mu lan senin hakim halin, ha? Bak aslanım. Bizim muhitte iki tür insan vardır. Bir, doğma büyüme bura olup fukara olanlar. Ahanda o, ben oluyorum. İki, sonradan fakir olup bizim mahalleye düşenler. Ahanda o, Serra oluyor işte. Ben ve benim gibiler bir şekilde hayatta kalırız koçum. Sırtımız yere gelmez. Ama sonradan buraya düşenler kuyruğu kesik kedi gibidir. Oradan oraya böyle savrulup dururlar. Ya ahlakları bozulur bunların, ya da hayat şartları bunları taş gibi kas katı yapıp bırakır. Serra gibi. Aynen öyle koçum. Selam. İşte bu da benim kuyruğum Selim kardeş. Ne öyle suratıma mal mal bakıyorsunuz? Ulan iki lafın belli kırdırtmadın lan şurada. Erkek erkeğe şöyle bir muhabbet edelim dedik. Hemen geliyorsun. Selim Bey, siz böyle efkâle efkâle otururken Serra mahalleye Burak'ı getirdi. Haberin olsun. Burak mı? Aynen öyle. İnanmayacaksınız ama bizim alt katı kiralamış. Yok canım, daha neler. Annem bile duyduğuna göre kesin bilgidir. Haberiniz olsun. Çatal versene bana ya. Ha. Ulan yedin yedin doymadın lan. Açım ne yapayım? Açmıyorum. Nasıl bir yermiş bu Fresh, anlatsana. Anlatıldığı kadar güzel miymiş? Güzel. Çok şık yani. Gelenler de çok havalı. Ne var yani? Benim kızım da havalı. Anneciğim ya, ben şu borç meselesini bir Naz ablayla konuşayım diyorum. Serra lütfen sakın. Sen niye muhatap oluyorsun canım bir Naz'la? Ben konuşurum, ben aldım borcu, ben konuşurum. Niye ki, sen ne diyeceksin Binnaz'a? Yani borcun yarısını bu ay, yarısını önümüzdeki ay ödesek olur mu diyecektim. Anneciğim, biz borcun tamamını kapatırsak ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ben konuşurum kızım, tamam. Sen düşünme böyle şeyler, üzme kendini. Alo. Buyurun. Buyurun. Buyurun Berin Hanım. Müsaitim. Olur. Olur tabii ki de, bekleriz. Ama size uygun bir yerde buluşsaydık. Peki. Bekliyoruz öyleyse. Söylemem, merak etmeyin. İyi akşamlar, hoşça kalın. Selim'in babaannesi Berin Hanım. Ne diyor? Ne istiyormuş senden? Yarın sabah bize kahveye gelecekmiş. Bize gelecekmiş. Bu eve. Evet anneciğim, bizim bir tane evimiz var. Selim'in yüzünü gören de cennetlik. Ne yapıyor, ne ediyor, haberiniz var mı? Ben konuştum babacığım. Hadi bizi geçtim. Babaannesini görmeye gelsin bari. Yarın akşam yemeğe gelecek. Söz verdi. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar babaanneciğim. Hoş geldiniz. Ne yaptın? Aradım, konuştum. Yarın sabah kahveye gidiyorum. Kime gidiyorsunuz anneciğim? Serraları. Nilgün'ün evine mi? Hı.
E bunda şaşacak ne var çocuğum? Kıza burada bir sürü terbiyesizlik yaptık. E birinin ondan özür dilemesi lazım değil mi? Evin büyüğü olarak da benim gidip ailemiz adına ondan özür dilemem lazım. Tabii Nilgün evdeyse onu da görürüm, konuşuruz. Ya bir Nilgün'dür gidiyor sürekli. Kim bu Nilgün babacığım? Yani biz de bilsek artık hiç fena olmayacak. Serhan'ın annesi. Aynı zamanda benim çok eski liseden bir arkadaşım. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Ne tesadüf. Yani Selim yıllar sonra sizin lise arkadaşınızın kızına mı aşık olmuş? Evet, ben de çok şaşırdım. Akşam yemeğini tek başına yemem uygun görüldü. Bunu anlıyorum ama çok sıkıldım, odada daraldım. Müsaadenizle gelip bir iki nefes alayım şurada. Çocuklar, iyi geceler hepinize. İyi geceler. Evet, benim de bitirmem gereken işler var. Odama çıkıyorum. İyi geceler. Nilcim, uzun zamandır konuşamadık. Nasıl gidiyor tüp bebek işleri? Keşke sen de bu aralar hamile kalabilseydin. Birlikte büyütürdük ne güzel. Benimki seninkine abilik yapardı. Erkek olacağından bu kadar eminsin yani sen, öyle mi? Ay evet. İçimden bir ses öyle söylüyor. Selim'e rakip geliyor. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İşte böyle. Önce koltuklar, sonra salon, sonra bütün ev. Hepsini bana bırakacaksınız. Nilgün'ün de kim olduğunu öğrendik oğluş. Görürler şimdi. Anneciğin neler yapacak. Sevgi abla. Aa, iyiyim, çok iyiyim. Yok yok, İhsan el üstünde tutuyor beni. Bir dediğimi iki etmiyorlar, sen hiç merak etme. Babama da selam söyle. Çok öpüyorum. Bye. Korkuttun mu? Biraz. Senin ne işin var burada? Biz Barbar'la bir şeyler içtik. Siz ne ara Barbaros'la bu kadar samimi olduğunuz da bir şeyler içmeye gittiniz? Olduk işte bir ara. Uykusuz gibisin. Sen de. Serra. Ben... seni abantöyle bırakıp çıkıp gitmek istemezdim. Ama konunun daha fazla uzamaması veya ağzımdan istemediğim sözler çıkmasından korktuğum için öylece apar topar gittim. Elin nasıl oldu? İyi. İyileşiyor yavaş yavaş. Acıyor mu? Acıyor.
Çok acıyor. Neyse ben çıkayım artık. İyi geceler. Sen de bir işin ucundan tutsan. Ben mi davet ettim kızım kadını? Bana ne? Ay anne aşk olsun ya. Berin Hanım büyüklük gösterip ayağımıza kadar geliyor. Ne var bunda anlamayacak? Sen de gitmesen, beni yalnız bırakmasan, birlikte ağırlasak. Ben hiç çekemem kızım kadını. Kusura bakma. Al. Bunlarla servis edersin kahveyi. Biz de zamanında iyi porselenden anlardık görsün. Ya sen nereye gidiyorsun sabah sabah? Sana hesap mı vereceğim çocuğum? Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhaba yavrum. Bu senin için. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Thank you.
kahvenizi hemen alır mıydınız? Sen şimdi boş ver kahveyi. Kahve bahane. Gel sen şöyle otur bakayım karşıma. Peki. Buraya geliş nedenimin birincisi, şu bizim evde yaşanan saat rezilliği için bütün ailem adına senden özür diliyorum. Bir hat sizin işi diyelim, unutalım, olur mu? Tabii ki olur. Teşekkür ederim. İkincisi Selim. Yani daha doğrusu Selim ve sen. Bütün bu konuştuklarımızın yalnız aramızda kalacağını ümit ediyorum. Olur mu ya? Hiç endişeniz olmasın. Ben kimseye bir şey söylemem, merak etmeyin. Şimdi yavrum, rahmetli eşim nurlar içinde yatsın. Hangi? Eşim ve ben, Selim'in babası İhsan'ı biraz baskıcı yetiştirdik. Yani onun yaşamına çok müdahale ettik. Bu yüzden onun zor sulara girmesine neden olduk. İhsan da bizden gördüğü yöntemi doğru bildi ve Selim'i bu yöntemle yetiştirdi. İhsan katı, sevgisini belli edemeyen, ben merkezci ve başarıya odaklı bir insan. Bu yüzden Selim, yavrum, savruldu gitti. Seninle açık konuşacağım kızım. Selim, ilgiye, şefkate ve sevgiye muhtaç bir çocuk. Peki bunları ben sana niye anlatıyorum? Selim'i daha iyi anlayabilmen için. Bak yavrum, torunumu gerçekten ama gerçekten mutlu edebileceğini düşünüyorsan, onun elini sımsıkı tut ve bırakma. Ama bu ilişki beni yorar, ben bunu taşıyamam derse, bir an önce bırak ve ayrıl. Çünkü sen de Selim de çok güzel çocuklarsınız. Yani kendinizi hırpalamayın. İkinize de çok yazık olur. Gelmeyeceksin sandım. Kusura bakma. Çok otobüs bekledim. Gelmek bilmedi bir türlü. O yüzden geç kaldım. Neymiş bakalım acil konuşmamız gereken konu? Sadece seni görmek istemiş olamaz mı? Nesin lütfen. Tamam. Geçen gün ofisimde Asena ile yaşanan o saçma sapan olaydan sonra çok rahatsız oldum. Arkandan gidip özür bile dileyemedim. İçimde kaldı. Sorun değil. Ben çok önemsemedim zaten canım. Boş ver sen de, unut gitsin. Benim unutup boş vermem çok zor. Zaten o günden sonra bir sürü şey yaşandı arka arkaya. Ne demek o? Ne oldu? Biz Asena'yla boşanmaya karar verdik. Boşanmaya mı karar verdiniz? Evet. Nasıl? Bana söyledikleri yüzünden mi? Ay, yok artık canım, daha neler? Yok yok. Seninle alakası yok. Yani aslında var. Da yok. İhsan, bilmece gibi konuşmasana. Lafı dolandırmadan anlatmayı öğrenememişsin hala. Tamam.
Anlatıyorum o zaman. Burak Bey, ne haber? İdare ediyoruz işte. Oğlum, dün seni kaç kere aradım, niye açmıyorsun telefonları? İşim vardı. İşim vardı. Ne işin vardı? İşim vardı. Senin Serraların mahallesine taşınacağın saçmalığı konuşuluyor ama ben pek inanmadım tabii. Neye inanmadın bakalım? Söyle, biz de inanmayalım. Selim, benim taşınacağımı duymuştu, onu söylüyordu. Burak, yoksa sen de mi Boğaz çocuğu oluyorsun? Yok, artık oralarda boğulurum ben. Serra'nın mahallesine taşınıyorum. Bu iyiydi. Ne oldu, komik mi? Yine ne çakallık peşindesin. Ay, düşünsenize, mahalle Burak'ın partileri inliyormuş, popüler bir yer oluyormuş falan. Çok iyi oldu, gerçekten. Gerçekten bayağı komiksiniz ha, valla. Burak, ne oluyor? Sen ciddisin. Ben şaka yapıyorsun sandım. Hayır canım, ciddiyim. Şaka falan yapmıyorum. Ya babam işte bu trafik kazasından sonra dedi ki ya Ankara'da kalacaksın dedi. Ya da sana 5 kuruş para vermem dedi. Ben de resti çektim, İstanbul'a geri döndüm. Adam gerçekten dediğini yaptı yani. 5 kuruş para vermiyor. Şu an meteliğe kurşun atıyorum. İğrenç bir otelde kalıyorum. Dedim bu kadar kötü bir otelde kalacağımı en azından ufak tefek bir ev tutayım diye düşündüm ben de. Ay Burak, inanmıyorum. Çok feci bir şeymiş bu. Oğlum, sen bana niye bunu söylemedin? Her şeyden en geç benim haberim oluyor ya. Ne bileyim ya, öyle bir sebebi yok. Söylemek istemedim. Yok, olmaz böyle. Bebekteki evde beraber kalırız. Ha yok, ben rahat edemem dersen otelde bir oda ayarlayayım sana. Yok yok, hiç gerek yok gerçekten yani. Kendi başımın çaresine ben bir kendim bakayım ya. Sağ olasın. Parasızım ama gururluyum diyorsun yani. Aynen. Kıskanç ve sinsiyim demiyorum en azından. Şimdi niye böyle bir şey dedi şimdi bu? Ben bir bakayım şuna. Ah. Yeni biri çalışmaya başlamış kafede. Ha, o kızın yerine gelmiştir. O kıza ne oldu ki? Yakında Burak'ın başına gelecek şey oldu. Kullanma süresi doldu. Senden çıkmazdı hani. Sırrım sende saklıydı falan. O ne demek ya? E sen hemen yetiştirmişsin Selim'e sizin mahalleye taşınacağımı. Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Sen söylemediysen kim söyledi? Ne bileyim Burak. Ne işin var senin bu saatte burada? Biz Barbar'la bir şeyler içtik. Barbaros'tan öğrenmiş olabilir. Barbaros kim? Bizim mahallenin Fahri muhtarı diyelim. Yani bilmediği hiçbir şey yok. E tamam, bunun Selim'le ne ilgisi var? Arkadaş olmuşlar. Ha, Selim'in Barbaros diye bir arkadaşı var ve benim bundan haberim yok yani. Ha? Oğlum niye öyle apar topar gidiyorsun, bir dinlesene. Ya bırak o gerizekalıları, ne dinleyeceğim? Hani insan üzülür yani. Bunlar üzülecekleri yere dalga geçiyorlar. Onlar şaka yaptılar, abartma sen de. Serra, rica etsem Burak'la baş başa bırakır mısın bizi? Özel bir şey konuşacağım mı? Pardon. Sen kıza niye öküzlük yapıyorsun? Üzüldü kız.
Boş ver, boş ver. Babanla ne oldu onu anlat. Yok bir şey işte. Masada anlattığım kadarı yani. Başka bir şey yok. Peki senin bu bahsettiğin evi kim buldu? Serra. Serra mı? Serra senin özel durumunu biliyor yani. Biliyordu. Sağ olsun bayağı da destek oldu yani. Olmasaydı ben bu kadar kolay atlatamazdım. Diyorsun. Siz ne zamandan beri bu kadar samimi oldunuz ya? Samimi demeyelim de daha çok dert ortağı değil. Dert ortağı. Güzel. Haydi. Burak cidden o mahalleye taşındıysa kesin altına Serra vardır. Saçmalama yani. Serra sevmiyor ki Burak'ı, hiç sevmiyor. Serra var ya, kahraman olmak için elinden gelen her şeyi yapar. Egosunu böyle besliyor kızımız. Burak'ı bataklıktan çekip çıkarmak için böyle adımını atmıştır. Fakirin halinden fakir anlar klişesiyle kandırmıştır çocuğu. Kesin görürsün. Kesin. Doğru. Cidden yapmıştır o. Efendim anne. Ciddi misin? Hallettin mi? Atıldı yani okuldan. Bitti gitti. Oh, anneciğim teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öpüyorum. Oh be. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Annem Zeynep'i okuldan attırdı. Ne? Akran şiddeti diye bir gerçeğimiz var tatlısı. Ve Zeynep benim zayıflığımı kullanarak bana şiddet uyguladı. Yani görülmese de. Hak etti. Çok hak etti. Biricik sanki biraz ileri gitmişsin yani. Yazık oldu kıza. Ben bana yapılanı asla unutmam tatlısı. Ve karşılıksız bırakmam. O Burak'a da sinsi ve kıskanç lafımı yedireceğim. Sıra onda. Getirsin. Demek kesin kararını verdin. Evet hocam, Mert Bey'i de aradım. Zaten Amerika'daki okulun istediği kriterler tutuyor. Not ortalamam da dahil. Proje ödevlerini de yapıp bitirdim. Yani sizi bırakıp gitmeye hazırım diyorsun. Öyle diyelim. Selim de eminim destekliyordur bu kararını. Haberi yok. Olmasına gerek de yok zaten. Hocam onu ilgilendiren bir konu değil artık. Peki. Öyle olsun. Benim takip etmem gereken bir şey var mı? Yok. Sen zaten kararını vermişsin. Ve ben yazışmaları hallederim. Sana da haber veririm. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Rica ederim. Ah Selim. Bakalım öğrenince ne yapacaksın? Serra. Ne haber? Nasıl oldun? İyiyim. Kitap kulübündeki herkes Abant'tan dönüşte otobüste niye ağladığını sorup duruyor. Sen ne diyorsun peki? Ya ne diyeceğim? Size ne sinirleri bozulmuştur diyorum da. Yani Selim'i sabahın köründe otelden elleri kanlı çıkarken görenler var. O yüzden kavga ettiğiniz dedikodusu ayyuka çıkmış, haberin olsun. Yasemin lütfen. Tamam peki. Sizin o küçük diye beğenmediğiniz evi kim tuttu biliyor musun? Kim? Burak. Ne? Yok artık. Serra. Böyle dönüp bakacağını anlatsana şu olayın aslını. Sonra anlatırım. Selim müsaitsen konuşalım mı biraz? İyi o zaman görüşürüz bay. Görüş. Gel.
sefer önce benden duy istedim. Tamam, dinleyeceğim seni. Ama önce şu Burak konusunu merak ediyorum. Burak konusunu mu? Siz Burak'la ne ara bu kadar samimi oldunuz? Burak bizden bile sakladığı özel hayatını seninle paylaşıyor ve sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Adı üstünde özel hayat. Paylaşmamam rica edildi, ben de sustum. Öyle mi? Ben aynısını yapsam, sen kesin kıskançlık krizi eşiğinde bana böyle dürüstlük dersi verirdin. Sen git o sırrını seninle paylaşmayan en yakın arkadaşından hesap sor istersen. Ama ben kız arkadaşımdan hesap sormayı tercih ediyorum. Eski kız arkadaşından. Ben işe geç kalıyorum. Söyleyeceklerim bittiyse. Ben sana söyleyeceğim en büyük cümleyi abartta söyledim. Ama sen farkında bile değilsin. Bırakmamı istemediğinden emin misin? Çok eminim, ben giderim. Sorun değil, sağ ol. Nilgün. Eğer senin için uygunsa tabii. Ben seni daha sık görmek istiyorum. Sena. Aa, ne bu soğukluk? Yoksa sen de olanlardan sonra böyle kamplaşıp karşı cepheye geçenlerden misin? Ne alakası var? Haberin yokmuş, oynama. Bizim evde vazo kırılsa sen bilirsin. Bak hayatım. Benim oyun oynayacak, arkadan iş çevirecek, neredeyse çocuğum yaşındaki çocukların kuyusunu kazacak ne vaktim var ne de isteğim. O yüzden lafı evirip çevirme, ne söyleyeceksen söyle. Ah, ne haber Serra? İyiyim, sağ olun. Okuldan ancak çıkabildim. Geciktim, kusura bakmayın. No, sorun değil. Geçen gün de annen kocamın ofisindeydi, biliyor musun Serracığım? Annem mi? Yok canım, benzetmişsinizdir. Annem tanımaz İhsan Bey'i. Tanımaz mı? Hiç tanımıyor gibi bir hali yoktu. Tanıyor olmasında bir tuhaflık yok. Yani bir dönem Nilgünler dahil hepimiz aynı çevredeydik. Tanımak bir şey, az tanıyıp ya da tanımadığın adamın ofisine kadar gidip ona yılışmak başka bir şey. Yılışmak mı? Hı hı. Git annene sor istersen canım. O sana anlatsın. İhsan da zaten anlam verememiş. Eski bir tanıdığım çat kapı ofisime gelince geri çeviremedim dedi de ben de çok üstelemedim. Ama bir sormak lazım. Neyse, terim kurumasın. Ben gideyim, halledilecek işlerim var zaten. Ben. Sevimsiz ya, tam bir sevimsiz. Sakin ol Serracığım, sakin. Böyle tepkiler Asena'yı besler. Bu yüzden sen soğukkanlılığını kaybetmeye çalış. Müsait miydin? Müsaitim anne, müsaitim. Nasıl gitti görüşmen? Nilgün evde yoktu. Hiç şaşırmadım. Gururlu kadın Nilgün. Serra'dan geleceğini duyunca
koşarak kaçmıştır evden. Bak yavrum, henüz boşanmadın. Karın hamile. Yani o Asena denen kadın bir açığımızı yakalamak için kurt gibi bekliyor. Rica ederim, biraz dikkatli ol. Biliyorum anne, biliyorum. Merak etme sen. Büyütülecek bir şey yok. Ayrıca Selim, Serra'nın annesiyle flört ettiğini duyarsa çok büyük olay çıkar. Dikkat et. Nilgün de flört ettiğimizi nereden çıkardınız? Bakışlarında. Yavrum sen gene süzülmüşsün. O gözlerin altı ne öyle simsiyah be çocuğu. Babaanneciğim ben gayet iyiyim. Hı. Ya Selimciğim, yani sormayayım sormayayım diyorum ama bu eline ne oldu canım? Ya gelince ben de sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ya resmen çapraz sorguda gibiyim. Oğlum kolay mı Kutsay kadınlarıyla baş etmek? Doğru. Cici annemiz nerede görünmüyor? Odasında yiyor yemeğini. Hı. Yeni moda mı bu? Gerçi o hamileydi değil mi? Pardon. Belli mi? Kardeşimiz ne zaman doğacak? Daha var. Daha var. Doğduğunda erkek olursa ismini Kutlu İhsan koyarsınız. Tadından yenmez. Tamam yeter başlama. Yalan mı baba? Yani sonuçta çocuğa bir isim koyacaksınız. Babaanne bak ben sana söyleyeyim. Kız olursa da adını kesin Berin koyarlar sırf sana yaranmak için. Ha, zor koyarlar. Sen şimdi lafı değiştirme de eve ne zaman döneceksin onu söyle. Yani o kadın bu evde olduğu sürece benim bu eve dönmem zor babaanne. Hoş geldin kızım. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı anne? Ne gibi? Kutlusay ailesi gibi. Onları tanıyıp tanımadığınla ilgili mesela. Ne anlattı sana o uğursuz Berin Kutlusay? O hiçbir şey anlatmadı. Aksine kocasıyla birlikte İhsan Bey'in hayatını nasıl kararttıklarından falan bahsetti. Bak sen. Demek günah çıkartmaya gelmiş Sultan Hazretleri. Ben de bu kadın acaba niye bu kadar gereksiz detaylara giriyor diye düşünürken Fresh'te Asena karşıma geçip annen kocamın ofisindeydi dedi. Doğru mu? Gitti mi gerçekten İhsan Bey'in ofisine? Sera açıklayıp... Ya neyi açıklayacaksın? Neyi açıklayacaksın? 40 defa sordum sana. Tanıyor musun dedim. Niye bu kadar ön yargılısın dedim. Gıkını bile çıkarmadın anne ya. Resmen sakladın benden. İhsan Bey'i ofisine gidebilecek kadar yakından tanıdığını sakladın benden. Serra hayır ne olur yapma. Bırak böyle. Allah aşkına ya. Bıktım. Bıktım. Kendi hayatımdan, sorumluluklarımdan, senin yüklerinden, benim yüklerimden bıktım. Ben zaten her şeyin altında ezilirken bir de bu çıktı başımıza. Yani boşanacaktı bunlar. Niye döndü Asena? Babaannem böylesinin daha doğru olduğunu düşünüyor. Babaannem. Nesi doğruymuş? Karnında kardeşimizi taşıyor ya. Bir bu eksikti. Serra'yla nasıl gidiyor? Bitti o iş abi. Bitti mi? Emin misin? İkimiz de gayet eminiz. Uzatmaya hiç gerek yok. Demek o yüzden Amerika'ya gitmeye karar verdi.
Kendisi için en doğru kararı vermiş. Selim'cim, belki barışırsınız. Bu kadar kesin konuşma istersen. Yok abla, bu sefer baba sözü dinlemeye karar verdim. Baba sözü ne demek? Benim bir ilişkinin sorumluluğunu taşıyabilecek kadar olgun olmadığımı, Serra'yı kırıp üzmeden ondan ayrılmam gerektiğini söyledi. Ben de onu dinleyeceğim ve Serra'dan uzak duracağım. Abi ne yaptıralım? Tavuk mu kebap mı? Karışık yaptır işte oğlum. Usta bize iki tavuk iki de Adana atsana. Oğlum var ya açlıktan ölüyorum ha. Şu Nazlı'm var ya çat kapı gelmeden şöyle rahatça bir yemek yemek istiyorum ya. Niye öyle dedin abi? Bıktın mı yoksa vampirengiden? Ya bıkmadım da işte. Biraz daraldım lan. Bir tane kız arkadaşı yok. Sürekli bizimle. Ulan iyice yanımıza dura dura var ya. Fadime Osman'a benzedi ha. Fadime Osman mı? Bu ne be abi? Ne bileyim oğlum böyle aklıma geldi işte. Bana bak lan titrek. Bir daha seni mahallede görürsem çizerim o güzel yüzünü. Ne bakıyorsun lan? Geç hadi geç. Ne yapıyorsun geç? Kimsin lan sen? Çıkar lan şu kafandakini. Yerleştin mi mahalleye? Yerleştim. Nazlımların alt katına. Nazlım kim bilmiyorum. Merak etme koçum, her türlü öğrenirsin. Zaten kız bize dediydi. Biz de Selim'le inanmadıydık. Selim'le? Selim'le. Güzel. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Eyvallah. Abi, ya bu tanıdıysa bizi, ya bu kaza olayı başımıza patlarsa? Sus lan, sus! Ağzını ayrı aç lan! Ulan hayalet görmüş gibi herife bakıyorsun lan şurada. Ulan tanımadıysa da senin yüzünden tanıyacak lan. Ha ben öyle dedim diye yani. Hah! Ben de tam da sizi arıyordum be. Hah, geldi yine ayaklı gazete. Ya Burak'ı gördüm şimdi. Selim'in arkadaşı olan var ya. Ne olmuş? Az önce şurada tıkınıyordu. Lafladık biz de. Vallahi ne lafladığınızı bilemeyeceğim. Ama Pirin'in arabasının önünün arkasına bakıp duruyordu. Yani haberiniz olsun. Sera uzatma artık rica ediyorum. Neyi uzatmayayım? Yalan söylemeni mi? Yoksa Selim'in babasıyla el ele karısına yakalandığım bölümü mü? Vur kızım yüzüme. Burada rahatla. Dün geceden beri dilimde tüy bitti düşündüğün gibi değil demekten Sera. Ya yetmiyor anne. Yaptığın yarım yamalak açıklama beni tatmin etmiyor. Bir şeyler sakladığını düşünüyorum nedense. İyi tamam gel otur. Otur anlatacağım ne sorarsan. Hadi gel. İhsan Kutlusay'la nasıl ve ne zaman tanıştınız? Oradan başlayalım o zaman. Ben 16 yaşındaydım. İhsan da 18. Sınıf arkadaşıydık işte lisede.
Evet. Ne diyecekseniz deyin. Bekliyorum. Akıllı insanın hali de bir başka oluyor Berin Hanımcığım. Aslında sizinle birbirimize çok benziyoruz ama bir türlü yıldızımız barışmadı işte. Siz beni oğlunuza yakıştırmadığınız için bir türlü sevmediniz. Öyle mi? Bir de tabii sevmediniz çünkü başrolü benimle paylaşma düşüncesi hiç hoşunuza gitmedi. Siz o yalanla, dolanla dolu zihninizi çok beğeniyor olabilirsiniz. Yani oğlumun arkasından dolaplar çevirmek, torunlarımın kuyusunu kazmak çok hoşunuza gidebilir. Ama bunlar çok yanlış ve çok çirkin şeyler. Yaptıklarımı tasvip etmiyor olabilirsiniz, beni sevmiyor da olabilirsiniz ama oğlunuzu ve torunlarınızı çok sevdiğinizi biliyoruz. Hele soyadınıza delicesine aşıksınız. New Plus Oteli bana verirseniz İhsan'ı boşarım, oğlunuzu sonsuza dek rahat bırakırım. Bu nasıl bir cürettir? Nasıl bir hadsizliktir? Hadsizlik değil, aşk olsun. Biz buna pazarlık diyoruz. Siz teklifimi bir düşünün isterseniz. Biliyorum otel baba yadigarı, ilk göz ağrınız. Ama oğlunuz kadar kıymetli değildir herhalde. Peki. Ya vermezsem? O zaman kan gövdeyi götürür. Oğlunuzun öz oğlunun kendisini katil sanması için adam tutmasından, Selim'in öfke nöbetleri için tedavi görmesine, eşinizin sağlığında sizi aldatmasına kadar her şey ortalığa dökülür. O bayıldığınız aile adınız, reputasyonunuz yerle bir olur Berin Hanımcığım. Bilmem anlatabildim. Unutamadığın aşkın İhsan Kutlu saymış demek. Ay be. Boşanıyormuş onlar. Yani siz ikiniz birlikte... Ne münasebet ya? Saçma ama yok artık. Bizim ikimizin de boyumuz kadar çocukları var. Boyu kadar çocukları olanlar aşk yaşayamaz mı? Bir bakarsın Selim Kutlusay üvey kardeşim oluvermiş. Ay, düşüncesi bile çok fena. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? Görüşecek misin o adamla? Ay Sera saçmalama, ne görüşmesi? Geçmiş kızım bizden artık. Allah Allah, öyle bir iki buluştuk işte biz. Yok ötesi. Gerizekalı Eva. Günaydın Hazret. Günaydın. Hatırlamadın mı yoksa beni? Hani Serra'nın evini göstermiştim. Sizin okulun kafesindeki garson kız. Tamam hatırladım. Sen şu sürekli konuşan kızsın. Yeni muhitin alışabildin mi bari? Yani idare ediyoruz diyelim. Oğlum kolay değil tabii. Lüks arabadan inip 500T muhabbetine balıklama atlamak. 500T ne? Boş ver canım, yakında öğrenirsin zaten. Bir baksana. Ne? Ben bu mahallede böyle bir tane herif görüyorum. Siyah deri ceket giyiyor, kafayı falan kazıtmış. Barbar. Barbar. Bir de onun yanında birisi daha var. Kıl kuyruk bir tip.
Pire, ne olmuş? Pire? Bir de sürekli ortalıkta gördüğüm benim böyle eski püskü bir araba daha var. Sen de sabah sabah daha kahvaltı etmeden kafanı ya. Bir sus. Bak ayrıca ayağın tozuyla geldiğin gibi bizim mahalledeki çocuklara bulaşma. Birine bulaşırsan sonra seni kimse kurtaramaz. Ben daha sonra gelmesin. Sürpriz. Günaydın. Elin nasıl oldu? İyileşiyor. Ne yaparken kestin Selim? Niye soruyorsun? Ben seni merak edemez mi? Neden sorduğunu çok iyi biliyorum Biric. Seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü ikimiz de ailelerimizin defol ürünleriyiz. Onları memnun etmek için uğraştıkça, yırtındıkça patinaj çekiyoruz. Kendimizi bir türlü beğendiremiyoruz onlara. İkimiz de kaybetme, sevilmeme, onaylanmama, istenmeme gibi korkularımızı sırt çantamıza doldurup yeni güne başlıyoruz. Ben o çantayı taşıyamıyorum artık. Çok zor gelmeye başladı. Ben de. Ben de çok yoruldum. Selim. Sen bana her ne kadar kötüsün desen de beni o kadına benzetsen de... Abartma tamam, ben böyle lafın gelişi söyledim ona. Ben seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum Selim. Keşke sen de beni sevebilsen. Keşke benimle düzelebilse ama öyle olmuyor işte. Tamam gel. Neredesin oğlum sen? Telefonunu da arıyorum, açmıyorsun. Yine ne yaptım abi ya? Sen bir şey yapmadın. Bu sefer sana bir şey yaptılar. O ne demek? Arka arkaya okulun güvenlik kameralarıyla ilgili problem çıkınca okulun güvenlik şirketiyle bir çalışma başlattık. Yani bazı güvenlik elemanları para karşılığı bazı şeylere göz yummuşlar. Yani? Senin statik notun sisteme yanlış girildiği için de eksi değilmiş. Biri tarafından değiştirildiği için öyleymiş. Kim peki bunu yapan? Burak. Baştan anlat kız şunu. Ne demek Burak beni sıkıştırdı, sabah sabah soru yanbına tuttu? Ya bir kere de anlattıklarımı anla be Barbar. Ya başını seren belaya girebilir diyorum. Niye girsin ya? Niye girsin belaya? Ya çünkü Burak kendisine kaza yaptıran arabanın bu mahallede olduğunu düşünüyor.
Ya Pire'yle senden şüpheleniyormuş gibi geldi bana. Ya bunu anlamayacak ne var? Alo. Haklıymışsın lan. Bizden şüpheleniyormuş. Lan tamam dur gerizekalı hemen panikleme. Neredesin sen? Aferin lan sana. Barbar, neler oluyor anlatacak mısın? Merak etme kızım. Her şey kontrol altında. Bizim Pire'nin ufak bir satış işi varmış da onu halledip geliyormuş. Barbar, Burak'ın kazası ile ilginiz var mı, yok mu? Buyur birader, nasıl yardımcı olabiliriz? Nazlı, ne oldu sen koştura koştura buraya geldin hemen? Sana ne, keyfim kahyası mısın? Benim yaptığım kazada senin parmağın var. Ne kazası koçum, anlamadım. Yok yok, sen anladın. Yani bak ben bunu kanıtlayamam, belki ispat edemem. Ama biliyorum. Senin parmağın var. Benim bildiğimi sen de bil diye geldim ben buraya. Çok şükür sattık, kurtulduk kızı da. Sen sağ, ben sağ. Heh. Beni yoldan çıkartan arabanın şoförü de geldi. Pire. Ne diyorsun lan sen, zıp zıp? Hayırdır? Mahalleye gelir gelmez iftira atıyorsun sağa sola. Ayıp oluyor ama. Nazlım bırak bırak. Belli. Gazlı bir bebek bu. Konuşsun rahatlasın. Bak kardeşim. Gördüğün gibi kendi dükkanımızda kendi işimizdeyiz. Yok sen illa dedektifçilik oynamaya devam edeceğim diyorsan o senin bileceğin iş. Şimdi işimiz gücümüz var. Gözüm üstünüzde. Haberiniz olsun. Hadi kolay gelsin. Ne diyorsun lan sen? Demek Asena Fresh de onun öyle üstüne gitti. O da sinirlenip eve gelip beni sıkıştırdı tabii. Ah o çok uzun hikaye hayatım, böyle telefonda olmaz, yüzle gelince anlatırım. Bugün mü? Olur, uyar bana. İyi tamam, görüşürüz. Bir sorun mu var Nilgün Hanım? Sorma bir Naz, dertler birken bir ne oldu? Ben de gerçekten hangi birine yetişeceğimi şaşırdım artık. Yoksa Serra tefeciyi falan mı öğrendi? Tefeci konusu şu an uğraştıklarımın yanında hafif kaldı biliyor musun Binnaz? Beklettik seni. Evet. Geç kaldık doktor muayenesine. Biliyorum İhsan'cığım ama ben de ilk kez babasıyla göreceğim için bebeğimi çok heyecanlıyım. Onun için azıcık özendim. Çıkışta yemekte yer miyiz? Şu doktora gidelim de çıkışta bakarız duruma göre.
kızlar. Ya dün için kusura bakmayın ben yani o anki böyle sinirle ne dediğimi bilemedim. Biraz fazla ileri gittim galiba. Yeni mi aklın başına geldi? Gıdasız kaldın herhalde. Ah işte. Burak! Gel. Neden yaptın? Ne yaptım lan? Ne bağırıyorsun? Statik notumu neden değiştirdin? Ah, yeni bir Zeynep vakası. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Oğlum görüntülerim var. Sana yardım eden güvenlik görevlisinin yazılı itirafı var lan. Neden? Ne varsa var lan. Yaptım. Ne var? Yaptım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak, dur, bırak. Bırak beni. Ya bırak, yapma, yapma, yapma. Bırak, bırak. Ya Selim, Selim. Neden yaptın lan? Neden yaptın? Ben seni kardeşim sanmıştım oğlum. Kardeşim sanmıştım. Selim yapma yapma. Boğuluyor çocuk ya. Selim bıraksana. Selim. Ya ne bakıyorsunuz ya? Metiniz ayırsanıza. Selim. Bırak. Ben seni adam sanmıştım. Eşber etmezmişsin. Al, senin olsun. İyi anlaşırsınız. Allah topunuzun belasını versin. Selim. Ne? Özür dilerim. Ne özürüm? Neden kavga ettiğinizi yeni öğrendim. Öyle mi? Ben de inanamadım duyunca. Tabii. Sen düşünmüşsündür. Selim haksız yere kavga çıkarıp Burak'ı yere sermiştir. Buna inanmışsındır ama aksi olduğunu öğrenince şaşırmışsındır tabii. Selim. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Özür faslım bittiyse ben gidebilir miyim? Hayır. Konuşacağız çünkü. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Tükettik her şeyi Serhan. Sen tüketmiş olabilirsin. Ama ben daha anlatmaya yeni başlayacağım. Selim tamam bak, en yakın arkadaşının kazığıyla sarsılmış olabilirsin. Keşke bir dinlesen. Ya Serra, benim öğretmenimmiş gibi konuşma. Sürekli eleştirme beni. Ben daralıyorum. Daralıyorsun. Evet, daralıyorum. Ne zamandan beri? Bir süredir. Tamam. Ben kapatıyorum o zaman konuyu. Sen ne yapacağını iyi bilirsin zaten. Aynen öyle. Böyle mi konuşacağız yani? Ne dersen beni tersleyecek misin? Biz yapamıyoruz Serra. Olmuyor, beceremiyoruz. Sen beni sürekli eleştiriyorsun. Beni sevdiğini bana söylemek yerine sevgini gösterdiğini ima ediyorsun. Ama o kadar köşelisin ki bunu yaparken bile kalp kırıyorsun. Elle tutulur hiçbir tarafım yok yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya ne dedin o zaman? Daha açık söyle. Bizden olmayacak. Ne ben sana edebilirim, ne sen bana edebilirsin. Son sözün bu mu yani? Gittiğini bile Onur abiden öğreniyorum. Bir de karşıma geçmiş dürüstlük dersi veriyorsun bana ya.
Efendim Nil. İyi ki de yemeğe çıkalım demişim bak. Ne kadar çok konu birikmiş. Sorma Edil. Bu insan konusu bizim eve bomba gibi düştü vallahi. Nilgüncüm. Yani bak o kadar uzun zamandır arkadaşız. Ama ben İhsan'la olan geçmişinin en son öğreniyorum. Keşke daha önce anlatsaydın. Biz tanıştığımızda üstünden yıllar geçmişti yani. Anlatmaya değecek bir konu değildi ki. Ta ki hayatımıza Selim girene kadar. Tabii. Bir de o konu var. Yani sen ona karşı aşırı tepkilisin ama... bir tanısan Selim'i çok seversin. Çok iyi çocuktur. Hayatım istediği kadar iyi olsun. Ben kızımı tanıyorum. Yapamaz o aileyle, biliyorum. Nilgüncüm, sana bir şey soracağım. Sen Serra'ya Erkan'ın İhsan'ı da dolandırdığından bahsettin mi? Yok artık, hiç girmedim o konuya. Zaten kızcağız anlattıklarımı hazmetmekte zorlandı. Bir de üstüne babanı dolandırdıklarının içinde kutsaylar da var diyemedi miydi? Doğru. Haklısın. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkürler. İhsan'cığım, Asena'ya iyi bak. Beslenmesi ve uyku düzeni kadar moralinin de yüksek olması bu süreçte çok önemli. Çok heyecanlıyız. Ve bu bebeğin bize uğur getireceğine çok inanıyoruz. Tamam. Eğer başka bir şey yoksa. Yok, bu kadar. Gerekirse konuşuruz zaten. Telefonum sizde var biliyorsunuz. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Nazan. Kolay gelsin. Nazancığım, görüşürüz. Babacık, bizim karnımız acıktı. Bizi bir yere yemeğe götürür müsün? Yani inşallah o kadınla Serap bir yerde karşı karşıya gelmezler tekrar. Bu söyledikleri çok sinirlerini bozmuş Serra'nın. Haklı kız. Asena'nın dili çok sivridir. Ne oldu? Hello. Bu ne tesadüf? Habersiniz. Çok iyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım işte, dertlerimle Nilgün'ün başını ütülüyordum. Nilgün? Ben de daha önce kesin karşılaştık diyordum. Karşılaştık tabii. İdil'in arkadaşıydınız siz. Ofiste görünce zaten anlamıştım. Aynı zamanda bizim oğlanın da sevgilisi Serra'nın annesisiniz, öyle değil mi? Sevgili lafından hoşlanmadım. Arkadaş değil. Aa, arkadaş, peki. Arkadaş derken sizinle kocam İhsan gibi mi arkadaş yani? Geçen gün ofiste sizi kanepede el ele gördüğüm zaman çok aşırı tepki vermiş olabilirim. Sonra kocam bana eski ve önemsiz bir arkadaşım deyince çok rahatladım tabii. Asena. Asena'cığım. Hı. Sen biraz kilo mu aldın? Kilo. Hı. Hemen bel kalınlaşıyor biliyor musun? Hamileyim. Bebek bekliyoruz. Neyse, size afiyet olsun. Biz masamıza geçelim.
Kötüsün. Çok. Onur abin olanları anlattı ama ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Kız arkadaşı sorunu. Üvey anne manyaklığı. Baba otoritesi derken... Bir de üstüne en yakın arkadaş kazığı çıktı. Delireceğim dedi. Delireceğim. Selimciğim, biraz sakin. Bak bazen her şey üst üste gelir böyle. Ama geldiği gibi de gider. Birazcık sabır. Çocukluğumdan beri en iyi yaptığım şey sabretmek. Ama artık çok zorlanıyorum değil. Eve mi gidiyoruz? Hayır, bir işimiz daha var. Nereye gideceğiz? Gidince görürsün. Sen de bilmece gibi konuşuyorsun. Niye durduk burada? Sence? Tamam, seni çok iyi tanıyorum da henüz zihnini okuyamıyorum İhsan'cığım. Beni gözünde bu kadar büyütme ister misin? Babanla ortak tuttuğun kasa bu şubede Asena. Öğrendim. Rol yapmana gerek yok. Öğrendin mi? Sen benden hala gizli iş çevireceğini mi sanıyorsun Asena? Şimdi içeri giriyorsun. Kasadaki her şeyi alıyorsun. Mahtara teslim ediyorsun. Biz de seni burada bekliyoruz. Anladın mı? Hadi. Ne diyorsun? Aferin lan sana. Bir de bekle bekle yapmıyor diyordum kadın. Birazdan dananın kuyruğu kopacak. Bak görsen. Hadi göreyim seni. Bak sakın kapıdan gözünü ayırayım deme. Tamam? Bittikten sonra da olan biteni anlat bana. Hadi eyvallah. Dilgün. Ben seninle görüşmek istemiyorum. Nilgün yapma ne olur. Bak. Bak sen bir dinle beni. Bunun seninle ya da karınla ya da doğacak çocuğunla ilgisi yok. Bunun benimle ilgisi var. Sakıp çabuk. Alo İhsan. Asena! Ay işte. Çanta git, çanta. Biz seni yalnız bırakalım artık, biraz dinlen. Evet, aynen. Yeterince korktun zaten. Çok korktum. Neyse ki bebeğe bir şey olmadı. Ay çok doğru söylüyorsun Nilcim. Allah'a çok şükürler olsun. Cana geleceğine mala gelsin tabii ama... Gitti onca para, mücevher hepsi gitti valla. E haydan gelen huya gitti diyelim o zaman Esen'e. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Çok teşekkür ederim canım benim. İhsan. Biraz yanıma gelip oturur musun? Hadi dinlen sen rahat rahat. Uç
düştü o kadar para ya? Allah'tan mücevherler çantamda. Çalışsana lan gerizekalı. Bu ne lan? Hani sana sürprizim var demiştim ya. Aç da bak. Oha lan oha. Ne yaptın kızım sen? Banka mı soydun lan? Ya sana banka diyelim. Ne? Aslan'ın peşine taktığım çocuk yok mu? Ve sana sürprizimi patlatıyorum. Aslan'a bankaya bunkaya giderse çantasını kap gel dediydim. Aslan da bankaya gitmiş, çocukları çantayı almış gelmiş. Nasıl ama sürprizim? Oha kızım lan. Ulan var ya resmen burada servet var ha. Hasan'a karısı hırsızlık neymiş resmen yaşayarak öğrendi ha. Ne yiyor? Ne ısmarlayayım sana? He? Tantini mantini böyle kokoreç bir şeyler he? Vallahi bir kokoreç yerim. Vallahi. Vallahi. Bire. Oğlum bize iki kokoreç kap gel lan. Konuşmak istiyorum. Olmaz. Sarı'ya gelecek birazdan. Rezil oluruz. Çok kısa konuşup hemen gideceğim. Elcan. Olmaz İsa. Bizden bir hafta olmaz. Biz çok geç kaldık. Ama... Aması falan yok. Hem baba da oluyorsun. Hiç açma o konuyu. Konu açık seçik ortada zaten. Ben söylemişim çok konu. Hayatta bazen kadere karşı gelip direnip mücadele etmek gerekir. Bazen de boyun eğersin olan. Kabul etmekten başka çare yoktur çünkü. Bizimkisi boyun eğilen hikayeler Deniz. Elimizden bir şey gelmez, kabul et bunu. Bırakma beni Nilgün. Bırakma beni. Sen lütfen git. Yine benden nefret ediyorsun değil mi? Neden Selim'i bu kadar kıskanıyorsun Burak? Sera. Yani aldığı ufacık bir nottan bile irrite olacak kadar neden nefret ediyorsun? Yani tamam ben kabul ediyorum. İğrenç bir insanım. En azından bunun farkındasın. Sera. Ne var Selim'de bu kadar sevecek? Hayır, gerçekten söyle ben. Çünkü çok merak ediyorum yani. Selim'de olan ve bende olmayan şey ne? Şu yaptığın en son hareket anlatıyor zaten her şeyi. Selim sana bu kötülüğü asla yapmazdı. İşte aranızdaki fark bu. Selim'in gerçek yüzünü bilmiyorsun. Sen daha gerçek Selim'i görmedin Serra.
Neymiş Selim'in gerçek yüzü? Anlat ben de bileyim. Ben anlatsam sen inanmayacaksın. Şahit olman lazım, kendin görmen lazım. Belki o zaman sen bile korkacaksın Selim'e, bir daha yaklaşmak istemeyeceksin. Göster o zaman Burak, ispatla. İspatlayayım. Taksi. Tam üstüme. Nereye gidiyoruz? Selim'in gerçek yüzünü görmeye gidiyoruz. Hadi. Niye getirdin beni buraya? Sen Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum demedin mi? Dedim. Burası ne alaka? Burası. Burası Selim'in dünyası. Sığınağı. Bunu hepimiz biliriz ama hiçbirimiz konuşmayız, dile getirmeyiz, yokmuş gibi davranırız. Serra. Eğer ki sen Selim'in hayatına girmek istiyorsan, onun bu gizli dünyasını kabul etmek zorundasın. Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum sen.